Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 adet işaretten bahsedeceğim. İlk iki işaretimiz iki farklı kapatılmış mağara. İkinci iki işaretimiz de iki tane kapatılmış mahzenimiz olacak. Şöyle şurada işaretini de işaretlemişim. Mahzen işaretimiz bunlar arkadaşlar, şöyle ayrı ayrı. Öncelikle mağaralardan, kapalı mağaralardan başlayalım. Kapalı mağaralar nasıl olur? Kapalı mağaralar nasıl kapatılır? Kapatılan yani mağaraların görünüşü nasıl olur? Şimdi iki tanesini görüyorsunuz zaten. Biri solda, biri sağda. Önce sağdakinden başlayalım. Şimdi arkadaşlar... Burada şu üst tarafı görüyorsunuz. Mağaranın sol üst köşesini. Şurada bir toprak yapı görünüyor. Ve burada da şu alanda da gördüğünüz gibi yosunlaşmış. Buralarda şu alanda gördüğünüz gibi bir çalışma yapılmış. Ama şu öbür taraflarda ve şu arka kısımlarda hiçbir şey yok. Tam şu orta kısımda gördüğünüz gibi bir şişkinlik mevcut. Ve akabinde de şu gördüğünüz alandan yukarıya doğru bir çıkıntı var. Şu alan zaten şu sağ taraf komple perdelenmiş. Perdeleme yapılmış buraya yani destek şeklinde. Buraya yapıştırılmış yani bu kapak düşmesin diye yapılmış. Bu dışarıdan içeriye doğru kapatılmış bir kapalı mağara arkadaşlar. Çünkü dış taraf şişkin. Şu alanda gördüğünüz gibi bakın şöyle şu kenarda Horasan dediğimiz yapının kendisi mevcut. Zaten şurada üst tarafta parçalanmalar oluşmuş. Görüyorsunuz şöyle. Hemen şu orta kısımda şurada bu kapalı mağaranın oyması yani içeride bir giriş olduğunu gösteriyor bize. Ve böyle bir alan. Buraya geldiğinizde zaten böyle bir yapıyı gördüğünüzde buranın kapalı bir mağara olduğunu anlarsınız. Şimdi sol taraftaki kapalı mağarada ise şöyle bir şey var. İç taraftan kapatılmış. İçeriden dışarıya kapatılmış. Yani bu ne demek? Öncelikle şurada bakın gördüğünüz dışarıdaki toprak alan. Şu alan. Fotoğrafın alt kısmı. Şimdi bu fotoğrafın alt kısmındaki bu yerden yukarıya doğru gördüğünüz gibi bir kayalık alan mevcut. Ve sağ taraftan baktığınızda ve sol taraftan baktığınızda bu alan içerisinde şu orta kısım oyulmuş. Bakın şuradan tırtıklanmış, şuralardan tırtıklanmış ve iç tarafa doğru oyulmuş. Şuralarda zaten daha belirgin. Şuralar belirgin bayağı. Oyulmuş. Yani burada bir makara sistemi var. Bu hani içeriden kapatılmış dedim ya. Makara sistemi nasıl oluyor? Makaralı kapı sistemi nasıl oluyor diyelim. İç kısımda hani şu duvarın hani şurası kapatılmış. Bunun iç kısmında şuradan sağdan sola doğru büyük yuvarlak bir kapı olur ve buradan kenardan bir ray olur ve bu ray ile birlikte bu gelir bu tarafa doğru gelir ve burayı güzelce kapatır. Yani şöyle bir şey var. Şimdi zemin burası ya. Bu kapağın büyüklüğü de iç kısımdan şu seviyelerde. Ben burayı işaretleyeyim şöyle.
Bakın arkadaşlar, şu seviyede yani bir makara sistemi yapılmıştır iç kısımda da. Şuraya kadar yapılmıştır yani şöyle. Şimdi şu kaya büyük, yuvarlak şöyle bir kaya olduğunu düşünüyorum ben. Sol taraftan sağ tarafa geldiği zaman kapanmıştır. Ve bu hali almıştır. Yani biz dışarıdan sadece küçük bir bölümünü görebiliyoruz. Ve kalındır da yani bunlar. Yani 1 metreden ortalama 1,5 metre kalınlığında büyük kalın kapılar olabilir. Yuvarlak. Çünkü buraya büyük bir meblağ saklanılacağı düşünülürse, şuradaki makara sistemi gibi bir sistem de oluşturulmuştur oraya. Ve hafif bir sağa doğru bükülme ile kapatılmıştır. Zaten yukarıdan, yani burası biraz yukarı, sol taraf biraz aşağıya meyillidir ve alt kısmı da yani taşlarla desteklenmiştir. Hani burası kapatılmaya yakın. O taşlar çekildiği zaman zaten bu taş kendiliğinden gelir ve yuvarlanarak burayı kapatır. Daha sonra işte buraya sıvalarla, işte Horasan sıvalarla buralara uydurulur ve burası iyicene kapatılmaya çalışılır ve doğaya uydurulur. En son buradan çıkılır. Yani buradan ayrılır giderler. Şimdi arkadaşlar ikinci işaretimize, yani ikinci ikili işaretimize geçecek olursak, burada da bir zemin altı mahzenimiz var. Bir de yine kayalık bir alanda, yani yine kapalı bir kaya, kapalı bir mağaraya benzer. Yani bu da bir mahzen. Yani ikisinin arasındaki fark ne? Burada işaretler belirgin bir şekilde yapılmış. Mesela burada şöyle bir işaretimiz var. Sol tarafta da duvara kazıma şeklinde 4 tane oymamız görünüyor. Yani buradaki mantık daha belirgin olması. Ve mesela zemin altında, toprak üzerinde ya da şey, toprak üzerine değil de kaya üzerlerine mesela şey yapılır, haç yapılır ya da işte yuvarlak içerisine alınmış haç falan olur veya buna benzer işte, ya da hayvan figürleri falan olur zeminde. Böyle bir alana yakın yerde böyle muhakkak bir sol taraftaki gibi bir zemin altı saklama olacaktır. İşte bu da kayaya oyulmuş bir oyması var ve buraya da bakın, gördüğünüz gibi şurada bir tane murç, delinmiş bir murç izimiz var ve kaya da çok güzel oturtulmuş. Bu taşı kaldırdıktan sonra zaten buradan bir ızgara ve herhangi bir şey odaya geçiş olacaktır. Sağ tarafta ise arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaya oyulmuş, şu alan kırılmaya çalışılmış ve bir üçgen haline getirilmeye çalışılmış. Şöyle zaten şuradaki güzel sistemli murçla oyulmuş alanı gördüğümüzde bunu hemen anlayacağız. Şuralar kırılmış falan, işte üçgene benzetilmiş. Üçgen de zaten biliyorsunuz arkadaşlar, kesin mahzen işaretidir. Aynı zamanda sistemli bir işaretlerden, gömü işaretlerinden birisidir. Burada da 1, 2, 3, 4 ya burada 4 tane oda var ya da 4 tane mezar sekisi var içeride. Yani aile tipi bir mezar da olması söz konusu. Bu yani öyle görünüyor. Beni şahsi fikrim hani 4 odalı bir define noktası gibi geliyor bana.
Şuradaki kayalar, yapıştırılmış kayalar. Bu alanın arka tarafında, kayaların arka tarafında da bir odalar olacağını düşünüyorum ben. Burada definecilerin bir kazıları olmuş gördüğümüz kadarıyla ön taraflarda. Muhtemelen bu kazıları gereksiz bir şekilde yaptılar ve hiçbir şey de bulamadılar. Bu gördüğümüz alanın aslında kayanın iç tarafında odalar mevcut. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.